dünyanın keşfedilememiş yerlere. 7 milyar 924 milyon nüfuslu dünyada insanoğlunun hala daha keşfedemediği yerler var. Mariana Çukuru. Dünya üzerinde bilinen en derin çukurdur. Japonya ile Endonezya arasında iki ülkede hemen hemen aynı uzaklıkta yer alır. Pasifik plaka ve Mariana plakasının çarpışması sonucu oluşmuş bir çukurdur. Bu çukurun yaklaşık derinliği 10.994 metredir. Yani dünyanın en yüksek dağı olan Everest Dağı, bu çukurun dibinden başlamış olsaydı zirvesinin üzerinde 2 kilometre daha su kütlesi olurdu. Suya atılan 1 kilogram kütleli metalin tabana ulaşma süresi yaklaşık 1 saattir. Dip seviyesindeki basınç, yeryüzündeki basınca göre 1000 kat daha fazladır. Mariana Çukuru, 1872 yılında İngiliz bilim adamları tarafından oluşan Challenger isimli gemiyle çıkılan seferde bulunmuştur. Hatta bu sefer tarihe Challenger seferi olarak geçerek okyanus biliminin başlangıcı olarak kabul edilmiştir. Mariana Çukuru keşfedildiğinden beri gizemini korumaya devam etti. Ta ki 1900'lü yılların başında sonar teknolojisi kullanılmaya başlayana kadar. Bu teknolojiyle su altına gönderilen dalgalar belirli bir yüzeye çarparak geri dönüyor ve ses dalgalarının geri dönme süresine bakılarak derinlik hesaplanabiliyor. 1960'da Trace isimli batiska file Mariana Çukuru'na dalış gerçekleşti ve bu dalış ile bazı sır kapıları aralandı. Bu kadar yüksek bir basınçta balık türünün yaşamadığını varsayabiliriz. Fakat mercanlara benzeyen tek hücreli canlılar olan zenyoforların burada yaşadığı ve okyanus atıklarından beslendiği artık biliniyor. Titanic ve Avatar filmlerinin yönetmeni olan James Cameron, özel denizaltısıyla Mariana Çukuru'na dalış yaparak yeni bir rekor gerçekleştirdi. 88 feet to go. Get everything on. I think we got a problem. Got a lot of failures here and I'm coming up to. Ve bu keşif sürecinde birçok bakteri ve yeni deniz canlısı keşfedildi. Basına yansıyan haberlerde Mariana Çukuru'na düşen bir Türk'ün de haberi yer alıyor. Japonya açıklarında ilerleyen gemide 26 yaşındaki Cemil Çakır bu bölgede suya düşüyor. Maalesef ki 9 saat süren arama kurtarma çalışmalarına rağmen hiçbir sonuç alınamıyor. Amazon yağmur ormanları. Dünyanın en büyük ormanıdır. Dünyada kalan yağmur ormanlarının yarısından fazlasını oluşturur. Güney Amerika'da 5,5 milyon kilometrelik bir alanı kaplar. 9 ülke sınırları içerisindedir. Fakat en fazla bulunduğu yer Brezilya'dadır. Yağmur ormanlarında yaşayan canlıların tümü keşfedilememiştir ve bu ormanda insanoğlunun hala daha ayak basmadığı yerler var. İçerisinde çok fazla hayvan türüne ev sahipliği yapmaktadır. 40 bin ağaç çeşidi ve 128.843 çeşit omurgasız hayvan bulunur. Sadece hayvanlar değil, Güney Amerika'da yaşayan 400'den fazla yerli kabileye de ev sahipliği yapmaktadır. Brezilyalı fotoğrafçı Ricardo Stickert, içinde bulunduğu helikopter sağanak yağmurdan kaçarken tesadüfen hiç keşfedilmemiş bir kabilenin fotoğraflarını görüntüledi. Bir grup araştırmacı, kabile üyelerinin üzerinde bulunan kırmızı boyalar nedeniyle bu kabilenin 2008'de keşfedilebilmiş olabileceğini öne sürdü. Tabii her ne kadar keşfedilmiş veya keşfedilmemiş de olsa bu insanlar modern yaşamdan uzak. Amazon ormanlarının derinliklerinde insanoğlunun ayak basmadığı yerlerde yaşam mücadelesi veriyor. Namibya. Afrika'da nüfusun çok olduğu bir ülkedir. Namibya toprakları çok katı kurallarla korunur. Bu yüzden hala daha keşfedilmemiş bölgeleri mevcuttur. En gizemli yeri ise Namib ve Kalahari çölüdür. Çöl deyince aklımıza gelen bomboş sıcak kumlardır. Oysa ki tam tersine hiçbir yerde bulunmayan canlılarla doludur. Masmavi gökyüzünün altında sonsuzluğa giden kumlar. Namib Çölü 2013 yılında UNESCO tarafından Dünya Mirası olarak kabul edildi. Yeryüzündeki en yüksek kum tepelerini barındırır. Ve Namib Çölü'nün kum tepelerinde yaklaşık 300'e yakın hayvan türü yaşamaktadır.
ve bu hayvan türlerinin yarısından fazlası dünya üzerinde başka hiçbir yerde bulunmayan canlılardır. Kalahari Çölü ise dünyanın 5 büyük çölünden biridir. Toprağı genelde kumlu ve kızıl renklidir. Çöl olarak anılsa da aslında teknik olarak bir çöl değildir. Toprağının kurak olmasının sebebi yağışın yokluğu değil, yağan yağmuru geçirerek yüzeyinde su tutmamasıdır. Derinliklere akan bu su sayesinde birçok bitkiye ve canlıya hayat verir. Papua Yeni Gine, dünyadaki en kırsal ve en az keşfedilmiş yerlerden birisidir. Ülkenin büyük bir bölümü tropikal ormanlarla kaplıdır. Şiddetli yağışlar ormanların çok sık olmasına yol açmış. Bilim adamları bu dağlık ve ormanlık bölgelerde birçok keşfedilmemiş hayvan ve bitki türünün yaşadığına inanmaktadır. Son 10 yıl içinde ülkeyi çevreleyen okyanuslarda yeni 33 balık türü keşfedildi. Papua Yeni Gine biyolojik çeşitlilik açısından dünyada en zengin kabul edilen bölgesinde yer alır. Antarktika. Güney Kutbu üstünde bulunan devasa bir buz kütlesi dünyanın çok az keşfedilmiş yerlerinden birisidir. Ülkesi bulunmayan tek kıtadır. Dünyanın en kurak yeridir. Kıtanın bazı yerlerine 2 milyon sene yağmur yağmamıştır. Antarktika'nın iç bölgeleri sadece uçakla incelenmiştir. Bu bölgeler sıra dağlar ve devasa göller ile oldukça karmaşık bir yapıya sahiptir. Halen daha keşfedilmemiş hayvan türlerinin de olabileceği düşünülüyor. Fakat sıcaklığın düşük olması yaşam koşullarını da etkilemektedir. Burada açan bir tane bile çiçek yoktur.